Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahluluk de temil lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Hala temsildeyiz. Galiba bu 4 veya 5. dersimiz. Tam hatırlayamadım. 5 olabilir. Büyük ihtimal 5. Temsili tefekkür etmeye devam ediyoruz. Önce hep yaptığımız gibi baştan sona bir okuyalım ayetleriyle beraber temsil kısmını. Sonra da kaldığımız yerden, konuşmadığımız yerden ince bir okuma yapmaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de inayetini ondan diliyoruz. Pekala, 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ Bu ayeti kerimeler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleriydi. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleriydi. Kısa bir mealleri şu şekilde. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Görüldüğü gibi ayet-i kerimelerde kainat insan ilişkisi, kainatın iç içe katmanlarla tıpkı bir sahnenin bir oyuncuya kurulması gibi la teşbih ve la temsil, yani bir oyuna, bir organizasyona, bir sunuma hazırlanır gibi kainatın hazırlandığını, iç içe geçmiş birçok ahengin, birçok düzen ilişkisinin olduğunu söylüyor bize. En sonunda da insan geliyor oraya ve böylece o ahenk tamamlanmış oluyor. İnsan bu kainatın aklı, insan bu kainatın dili, insan bu kainatın kalbi, ne derseniz deyin. Ama öyle bir fonksiyon var, hiç cismimizi az görmeyelim. Cismimiz az olsa da işlevimiz yüksek. Nasıl ki bazen bir cihazda bir mikroçip şu kadar oluyor ama cihazın çalışması ona bağlı oluyor. Onun gibi de Cenab-ı Hak bizi bu kainat hikmetinin bir parçası eylemiş, müminlere eylemiş elbette. Kafirlerin de kendilerine göre bir hikmetleri var ama o büyük hikmet değil o. Biz Cenab-ı Hakk'ın varlığa yüklediği anlamın en önemli parçasıyız. Cenab-ı Hak bizi böyle kılmış. Bizim kendi muvaffakiyetimiz değil bu, onun muvaffak etmesi. O sebeple kıymetliyiz. Kur'an'da bu tür ayet-i kerimeler çok var. Hepsinde bu temsil, bu söz aklımıza gelmeli. Cenab-ı Hak bize kainatın o katman katman ilişkisiyle bir de insanın oradaki durumunu çok hatırlatıyor. Ne için? İşte o kulluk sırrını kavramamız için. İnsan kainatı anlarsa ancak içinde kendisinin kulluk sırrını kavramış oluyor. Kendi kulluk sırrını kavraması da yine kainata dönük bir hikmet okuması gerektiriyor. O onu getiriyor, bu bunu getiriyor diyelim. İkisinin de birbirisiyle bir gerek sonuç ilişkisi var. Pekala, uzatmayayım. Hemen temsili okuyayım. Sonra da kaldığımız kısımdan tefekkürümüze devam edelim. Ey kardeş! Eğer hikmeti alemin tılsımını, kainat, alemler ne hikmet üzere yaratıldı? Hangi amaçlarla yaratıldı? Onun tılsımını ve hılkati insanın muammasını, onun içinde insan niye var edildi, yaratıldı. Hılkati insan bu demek. Muammasını ve hakikati salatın rumuzunu, namazın hakikatinin rumuzu, işareti. Niye burada namaz anıldı? İşte demek ki kainat ve insan ilişkisini, alem ve Adem ilişkisini namaz sağlıyor, namaz bağlıyor. Namaz doğru anlaşılırsa bizim varlık içindeki anlamımız da anlaşılıyor. Biz aleme, Adem aleme namazından bağlanıyor.
Adem, aleme namazından bağlanıyor. Namaz kıldığımız zaman o büyük andan bağını kurmuş oluyoruz biz. Namaz sadece işte o gördüğümüz kısmından zahiri ibaret değil. Onun Cenab-ı Hakk'ın katında çok anlamı var. Biz belki o kadarına kavrayamıyoruz ama nasıl ki saat kendi anlamını bilmesi de saati gösteriyor. Namaz kılan adam da varsın kendi namazının kıymetini takdir edememiş olsun. Ama namaz kıldığı için yine o hikmet vücuda gelmiş oluyor. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, anlamak istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli, pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi-i garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bedaya ilim ve ıttılağı varmış. İşte her cemal ve kemal sahibi, metnin kilit cümlelerinden birisi, aklımızda kalmalı, her defasında hatırlatıyorum. Bıkmayacağım, hatırlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben de öğrendiğimde çok düğümümü açan bir cümleydi bu. İşte her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini ishar edip göstersin. Ta cemal ve kemali manevisini iki veçh ile müşahede etsin. Bir veçhi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucize keraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizleri cami sofralar, saraylar kurdu. O sarayda kurdu, pardon. Estağfurullah. Pardonu bırakmaya çalışıyoruz, estağfurullah. Bütün çeşitlerinden en lezizlerinde cami sofralar o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık birer sofra tayin etti. Öyle sehavet kerane ve sanat perverane bir ziyafeti âmme ihzar etti ki, güya her bir sofra yüz sanayi-i latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi, kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar-ı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip, içindeki sanatların işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve neveç hile saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte, o muarif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede, şakirtleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebliğatta bulunuyor, diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla
ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler. Bismillah. Bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken birden o muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler: Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden, onları has ve yüksek ve tavsif edilmez bir diğer saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevvad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihsal edilen iksirlerden içtiler, sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani-i zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o hakim-i zişan şu kasrı şu mezkur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Biri, şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, o vücudu kasrın daisidir. Ve ahalinin istimağı
kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki, eğer şu üstad olmasaydı, o Melik-i Zişan şu kasrı bina etmezdi. Levlake levlak ve ma halaktu leflak sırrı işte. Olmasaydın alemleri yaratmazdım sırrına işaret ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Öyleyse denilebilir ki, eğer şu üstad olmasaydı, o Melik-i Zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki, o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, o elbette o kasrı tebdil ve tahvil edilecek. Buradan şunu da anlayalım. Gerçi kıssa bitiyor tam burada. Temsil bitiyor tam burada. Müslümanlar günaha battıklarında, işte sapkınlığa baktıklarında, dinden uzaklaştıklarında neden musibet geliyor, uyarıcı musibetler geliyor? Çünkü hikmetlerinden uzaklaşmış oluyorlar. O saray neden var edildi? Bu hikmetle. Uzaklaşırsak ne olur? Sarayın varlık hikmeti bozulmuş olur. Var olmasının hikmeti kalmaz. Bunun alameti ne olur? Yıkımlar. En büyük kıyamet olacak tabii yani. Bunun en büyük yıkımı varlığın amacını kaybetmesiyle, daha doğrusu içinde insanlığın amacını kaybetmesi, varlığın da artık hikmeti imtihanınız sırrının kalmamasıyla diyelim, kıyamet koparılacak ve o büyük değişim, dönüşüm başlayacak. Cennet, cehennem, ebedi alemler yaratılacak. Ama ondan evvel dünyada bizim yine uzaklaşmalarımız olduğu zaman uyarıcı şekilde yıkımlarla bundan haberdar ediliyoruz. Depremdir, fırtınadır, hastalıklardır, türlü türlü şekillerde yine bir yıkım var, yine bizi haberdar ediyor. Neyden? Asıl amacınızdan uzaklaştınız. Siz asıl amacınızda olursanız bu binanın varlığı devam edecek. Daha has daireye gelelim. Bizzat insanın birebir de yaşadığı musibetler neyi gösteriyor? Elbette pek çok hikmetleri var ama onlarından bir tanesi de uyandırmak insanı. Ne zaman insanoğlu kendi varlık amacından uzaklaşırsa, birey olarak da, fert olarak da uzaklaşırsa, Cenab-ı Hak onu kimi acılarla, kimi musibetlerle, kimi sıkıntılarla varlık amacını hatırlamaya çağırıyor. Diğer yandan da evet, varlık hikmetimizden uzaklaşmak vücudumuzda yıkımla bize kendisini haber veriyor. Binanın varoluş amacı kalmadı, yani varoluş amacından uzaklaşıldı. O hikmet eda edilmiyor. Bu varlığı sürdürmenin de bir anlamı yok. Vücut bize bu şeyi söylüyor. Bize ifade ediyor yani. Geri dön. Geri varlık amacına dön. Tekrar ben var olabileyim diyor. Hastalıklarla, dertlerle, sıkıntılarla veya daha psikolojik şeylerle, rahatsızlıklarla. Evet, ey arkadaş, hikaye burada bitti. Şu temsilin sırrını anladınsa bak hakikatin yüzünü de gör diyor. Biz burada elbette temsilin sonuna yaklaştık diyebiliriz. 179. sayfadayız söz basıma göre, bu sayfa altı sözlüklü tasarıma göre. Orada iki güruha ayrılma kısmına kadar geldik. Başlıyoruz şimdi, okumaya başlıyoruz. Daha bunun gibi ve ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Bu kısımdan itibaren konuşuyoruz. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Güruh, yani iki kalabalık, iki toplum kesimi. Toplum sınıfı diyebiliriz bunlara. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Bakınız burada şey ilginç. Bunda büyük bir iş var diyen, kainatın hikmetini anlayan veya kendi içindeki hikmeti anlayan kim oluyor? Kendini tanımışlar oluyor. Bak üstad nasıl tanıtıyor onları bize. Kendini tanımış, bir. Kendini tanımış olması lazım. Kendisini varlığın diğer parçalarından ayırabiliyor olması lazım. Bende ayrıca bir şeyler var. Ben ayrıca sanatlıyım, ben ayrıca özelim, ben ayrıca farklıyım. Ben ayrıca muhtacım onlara göre, Allah'a daha fazla muhtaç. Ben onlara göre ayrıca acizim, ayrıca fakirim. Değil mi? Bir taş, bir ağaçtan daha az ihtiyaçlı, bir taş bir ağaçtan daha az ihtiyaçlı, bir ağaç da bir insandan daha az ihtiyaçlı ya da bir hayvandan daha az ihtiyaçlı diyelim, bir aşama daha koyalım. Hayvan da insandan daha az ihtiyaçlı. İşte mesela taşın gıda alması gerekmiyor ama ağacın gerekiyor. İşte güneşten alması gerekiyor, yerden çekmesi gerekiyor. Hayvan bir de koşuyor peşinde artı olarak ağaca göre. Ağaç toprağa tezgahını kurmuş işliyor. Ama
hayvan bir de kovalamak zorunda avını. Bak biraz daha muhtaçlaştı, biraz daha zorlaştı işi. Geliyoruz insana, ya insan sadece gıda mı? O insanın kalbinin ayrı gıdası var, ruhunun ayrı gıdası var, aklının ayrı gıdası var, kulağının ayrı gıdası var. İnsan daha çok şey istiyor gıda olarak. Sadece önüne işte bir parça et konmasıyla razı olmuyor veya önüne sadece bir balya saman koyulmasıyla razı olmuyor. Türlü çeşit onları şeklini istiyor, rengini istiyor, zenginleştirmek istiyor veya duyduğu seslerin ahenklerinden işte müzikler yapıyor, şiirler yazıyor falan. Bunlar hep ne? Onun rızkı. Hani insan sanat dediğimiz şey aslında rızık ihtiyacından doğan bir şey. O rızkın zaruri olmayan diyelim kısmından doğan bir şey belki. Biz güzel şeylere bakmak istiyoruz, o bir sanat ortaya çıkarıyor. Biz güzel şeyler duymak istiyoruz, o bir müzik sanatı ortaya çıkarıyor. Biz işte efendime söyleyeyim, güzel şeyleri taklit etmek istiyoruz, o başka bir sanat ortaya çıkarıyor gibi gibi. Güzel şeyler üretmek istiyoruz, o ayrı sanatları ortaya çıkarıyor. Ama her şekilde insanın kendisini tanıması ile Allah'ı tanıması arasında doğru bir ilişki var. Kendini bilen Rabbini bilmiştir denilmesinin sırrı da budur aslında. İnsan kendi hakikatini kavramışsa, başkalığını, ayrılığını, sıra dışılığını, varlıktaki yerini kavramışsa, buradan Cenab-ı Hakk'ın marifetine gidebilir. Ayrıca bende bir şey olması lazım diyerek ve ayrıca okumalar yaparak mesafe alabilir. Ama işte bugün çokça örneğine rastladığımız şekilde işte ateistlerde şunlarda bunlarda var. Ben de bir hayvanım, hayvanlardan bir hayvanım, işte evrimle bilmem şöyle olduk, böyle olduk. İşte atalarımız maymundur veya maymunla ortak bir deden geliyoruz falan filan gibi şeyler. Ne yapıyor? İnsanı her şeyden ayrı bir şey değil, herhangi bir şey yapıyor. İnsan herhangi bir şey oldukça her şeyi yaratan Allah'tan uzaklaşıyor. Bak insan herhangi bir şey oldukça her şeyi yaratan Allah'tan uzaklaşıyor. Kendisine has nakışları, kendisine has sanatları, kendisine has üslupları, renkleri, tonları, duyuşları, sezişleri yitirmeye başlıyor. O yüzden bizim marifetimiz biricikliğimize yaslanır arkadaşlar. Hani evrimcilerle aramızda bu harp niye var? Ya evrime inansak ne olur falan. Bunun şimdi Kur'an'da tabii Kur'an'daki çok ayette çelişiyor evrim. Yani tevili açık olmayan, yorum açık olmayan pek çok ayetle, muhkem ayetle evrim çelişiyor. O ayrı, onu ayrı bir kenara koyuyoruz. Biyolojik olarak ispatlandı mı, ispatlanmadı mı? Biz ispatlanmadığını biliyoruz. Onu da ayrı bir kefeye koyuyoruz. Ama geri dönelim. Evrim aslında insanın da o sıra dışılığını inkara sebep oluyor. Biz Kur'an'da nasıl görüyoruz? Cenab-ı Hak insanı ayrıca topraktan yarattı, ona ruh verdi. İşte imtihan etti melekler, şeytanlar, biliyorsunuzdur o şeyi, kıssayı. Kur'an'da geçen o kıssayı Bakara suresinde miydi? Tam yerini hatırlayamadım. Ama başka surelerde de olabilir. Şimdi onu Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Ne için? Sen daha başka bir şeysin. Bunu kavra. Yaratılış sürecinden itibaren başka bir şeysin. Bunu kavra. Bu başkalığa göre hareket et. Bunu hisset. Bunu bize kazandırıyor. Biz de hayatımızda buna şahit oluyoruz. Evet, biz gerçekten sıra dışı bir şeyiz. Hiç onlara benzemiyoruz. Bizden başka her şey çok tek düze. Bize göre. Ama biz de 40 sanat, 10 parmağımızda 10 marifet gibi bir hal var. Buna rağmen hala kendisini sıradanlığın içine gömmek isteyenler aslında kaybolmak istiyorlar. Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Nerede geçti aklıma gelmedi. Mealiyle söyleyeyim ben size. Hani diyor, birbirinizin arkasına saklanarak Allah Resulü'nden kaçıyorsunuz diyor. Orada artık hangi hadise üzerineydi de aklımda kalmadı. Münafıkları anlatıyor muhtemelen. Böyle hani saklan, emir geldiği zaman, bir şey geldiği zaman duymamak için, görmemek için saklanarak uzaklaşıyorlar falan. Şeyde de var bu. O ayet-i kerimenin bir geniş manaya işaret olarak ehli dalalet de hayvanların içinde saklanmak istiyor. Ya ben de onlardan bir şeyim işte. Ha maymun, ha insan, ha işte köstebek, ha insan, ha timsah, ha insan, ha eşek, ha insan gibi. Böyle hani ya ben de onlardan birisiyim canım, ayrıca niye sorumlu olayım? Ben de işte ağaç gibiyim, ot gibiyim, o toprakta bitmiş, ben şurada olmuşum falan. Bu sıradanlaşma içinde kulluğun ayrı sorumluluğundan uzaklaşmak istiyor. Biricik olursa başka bir sorumluluk çıkacak çünkü. Apayrı olursan apayrı sorumlulukların olur. Ama herhangi bir şey olursan herhangi bir şey gibi davranırsın yani.
Onlar da herhangi bir şeyleşmeyi evrimle başarmaya çalışıyorlar. Teolojik düzeyde, itikat düzeyinde, ideoloji düzeyinde evrim bunlara herhangi bir şey olma avantajını tırnak içinde sağlıyor. Hakikatte değil ama işte onlar öyle görüyorlar. Ya işte bir hücreden başladık, o da nasıl oluştu bilmiyoruz. O hücreli şu oldu, böyle oldu, başka bir şeye dönüştü. Onlar başka bir şeye dönüştü. Onlar öyle oldu, böyle oldu, böyle evrim ağacı olduk falan filan. Ama hakikatine bakıyorsun, öyle bir şey hiç yok. Yani hiçbir aşamasını dünyada göremiyoruz. Hani hadi bakalım bugünlerde dönüşen bir şey var mı? Yok. Kasım Takım Hoca'nın evrime reddiye yaptığı videolar var arkadaşlar. Sorular İslamiyet YouTube kanalında, çok tavsiye ederim. Ben de çok istifade ediyorum. Yani bize dayatılan yarı aydınlar tarafından kesinlikle ispatlanmıştır, olmuştur, bitmiştir diye dayatılan evrimin aslında ne kadar boşlukları olduğunu Kasım Takım Hoca o videolarında tek tek tıkır tıkır ispatlıyor. Allah ondan razı olsun. Öyle sayıları, gayretleri bollaştırsın inşallah. Nereden nereye geldik? Ha, şeye gelmiştik. Kendini tanımak demiştik. Onu netice veriyor. Kendini tanımış ve aklı başında. Kendini tanımakla aklı başına geldi. Kendini tanımakla aklı başına geldi. Kendini tanımayanın aklı da başında değil. O akıl akıl değil yani. İslam'ın istediği istikametli akıl değil. Kendini hayvanlar içinde saklamaya çalışan akıl başta olmayan bir akıl. Nefiste olan bir akıl. Nefis onu istiyor çünkü. O kulluk sorumluluğunu istemeyen o. Hayvanlardan bir hayvan olmak isteyen o. Ve kalbi yerinde oldukları için, evet, kalp daha geniş bir daire. Biz aklı kalbin bir şubesi olarak kabul ediyoruz. Kalp ise daha geniş. İçinde duygular var, latifeler var, fıtratın başka yansımaları var, vicdan var, kuvveler var vesaire. Hepsinin içinde insanlığın arşı diyebileceğimiz bir şekilde kalpte bunların hepsi var. Akıl onun bir cüzü. Ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Baktıkları zaman bunda büyük bir iş var diyenler kendini tanımış, aklı başında, kalbi yerinde olanlar. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil kainattaki sanat. Böyle söyletmiyor mu? Evet, söyletiyorum. Beyhude değil. Yani bu kadar nimet, bu kadar sanat, bu kadar masraf herhalde amaçsız değil. Herhalde boşu boşuna değil. Adi bir şey değil, oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir? Tamam, biz bir şey olduğunu anladık ama tam da açamıyoruz bunu. Tılsım, hani defineciler şeyini söylüyorum ben hep. Tekrar tekrar da ifade ediyorum. Tılsım mevzusu definecilerin dilinde çok şeydir. Tekrar edilen bir şeydir. Bir hazineye ulaştıkları zaman ona doğrudan kazıp kavrayamıyorlar ya. İşte onu tılsımlanmış oluyor. O tılsımı açmak için hoca getiriyorlar, duası var falan, okursan, o tılsımı açarsan hazineye ulaşıyorsun. Tılsımsız ulaşamıyorsun. Mesela işte Ali Baba ve Kırkaramilerde hani o duvar açılsın diye, açıl susam açıl diyordu, duvar açılıyordu ya. Onun gibi bir tılsım var yani, o tılsım okunduğu zaman tam açılacak. Fark ettik bir şey var ama tılsım da lazım. Bir bakış açısı, bir görüş açısı, bir derinlik algısı, sezgisi lazım. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken birden o muarif üstadın, yani muarif, arif olan, irfan sahibi üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler. Şimdi nasıl anladılar mesela esrarın anahtarlarının onda olduğunu? Çünkü bütüne çok uyan şeyler anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabi bu kıssada, temsilde kastedilen kişi o. Öyle şeyler anlatıyor ki ya evet, yani kainat tamamen böyle olmalı, bunun üstüne olmalı. Ben hep diyorum, ateistlerle falan tartıştığımızda da diyorum ki İslam'ın tayin ettiği, tarif ettiği, tasavvur ettiği Allah akidesinden daha yüksek bir Allah. İfade edebiliyor musunuz? Ya, her şeyi yaratıyor. Her an bir işte. Hem Rahman, hem Rahim, hem Kadir. Hani Esma-ül Hüsna'yı da katalım. Bütün bu manalar bizim Allah'ın itikadımızda var.
Bunun üstüne bundan aşkın bir Allah yapabiliyor musunuz? Daha doğrusu hani kurgulayabiliyor musunuz kafanızda bundan daha büyük bir Allah var? Bakınız arkadaşlar, bütün şirk ekolleri, deizmden başla hepsine git. Allah tasavvurunda eksiltmeyle yol alıyorlar. Üstüne bir şey koymuyorlar bakınız. Eksiltiyorlar. Ya Allah bunlara da karışmıyordur. Allah şöyledir ama bunları da yapmıyordur. Şu da şu da Allah değildir. Şunları şunları Allah'tan alalım. Bütün itikat ekollerinde, bu sapkın itikat ekollerinde işte ehli bidâ olsun, onlar da daha küçük ama ehli küfür de daha büyük. Hep eksiltme var. İslam'ın itikadından eksiltmeyle onlar şirk oluyor. Yani tek bir Allah'a inanıyoruz değil mi? Allah hiçbir şeye karıştırmıyor. Öyle Allah olur mu? Allah, sonsuz Allah'a sen nasıl sınırlıyorsun tasarrufunda? Yani şimdi sen orada bir sınır koydun. Ya Allah tamam, bunları yaratmış da bunları Allah yaratmamış. E nasıl sonsuz oldu peki? O sınırı koydun, onları ondan aldın. Olmaz ki. Gibi çok maddeler var. Risale-i okudukça karşınıza çıkar. Bunların İslam'a getirdikleştirdiğinin işte kayda değmediğinin bir şeyi de bu. Benim katımda, benim düşüncemde bir delili de bu. Yani üstüne koydukları hiçbir şey yok. İslam'ın üstüne bir şey koymuyorlar. Hep eksiltme. Hep eksiltme, hep azaltma. Allah tasavvurundan, peygamber tasavvurundan, diğer itikadi maddelerden, amellerden vesaire eksilte eksilte kendi şeylerini ortaya çıkarıyorlar. Elbette eksiltme kemale götürmez. O yüzden bunların da şeyi kemal değil. Geri dönelim. Esrarın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da olduğunun en büyük delili neden? Nutku. Çünkü söylediği şeyler birebir tık tık uyuyor kainata. Allah bir diyor. Evet, kainat da Allah bir diyor. İndiğimiz zaman her şeyin birbiriyle olan o girift ilişkisi, birisini yaratanın her şeyi yaratan olması gerektiğini ortaya koyuyor. Hani hep diyorum, evrenin başında sabiteler varmış. Bilim adamları böyle söylüyormuş. Şiakakun Einstein'ın ötesi kitabında mı geçiyordu? Birisinde geçiyordu. Ya da yanılıyorsunuz, Einstein kitabında geçiyordu olabilir. Ya o sabitenin öyle olması lazım ki burada canlılık oluşsun. Eğer o 0,1 fazla olsa, 0,1 eksik olsa bu bizim canlılığımız oluşmayacak alemde. Bak, ta kainatın başından ta sonu planlanmış. Planlanma da değil aslında, ikisi bir görülmüş. Ezel öyle bir şey. Cenab-ı Hak aslında önce sonra yok onun için. Hepsi tam bir teşekkül etmiş olun parçaları. Biz o olları küçük küçük onlarla görüyoruz, varlığın içindeyiz çünkü. Sınırlıyız ama hepsi aslında büyük bir planın parçası. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da en kıymetli parçası, hem kaynağı da olduğu için levlake levlak sırrı olarak, hem de neticesi olduğu için ve bütün parça planın ruhu onun ruhu olduğu için, onun nuru olduğu için, onun söyledikleri, beyan ettikleri, getirdikleri, ona vahyolunan, onun tebliğ ettikleri takır takır uyuyor. Dinleyiciler de eğer kendilerini tanıyorlarsa, akıllarını, fikirlerini kaybetmemişlerse, onlar başındalarsa, kalpleri yerindeyse, buradaki ifade ise kalbi yerinde, aklı başında ise, o zaman anlıyor. Ya bak, bu beyan sıra dışı bir beyan. Yani bu tak 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 yerine oturan bir beyan. O zaman bütün esrarın anahtarları da ondadır diyorlar. Ona bir teheccühen gittiler ve dediler: Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey üstadımız. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Bak, şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Diyoruz ya, okul var, ders kitabı var, öğretmen yok. Olmaz. Devlet okul yapmış, ders kitabı bastırmış, okula koymuş, öğretmen yollamamış. Cami yaptırmış, imam göndermemiş. Veya işte bir eğitim müessesesi kurmuş, her şeyini tamamlamış ama eğitmen yok. Ya hepimiz acaba deriz, bak daha dünyevi meselelerde, ya böyle olur mu deriz yani. İnsan şuraya bir adam dikmez mi anlatacak birisini? Burada ne oluyor, ne bitiyor, hangisi, nerede ne yapılacak, bunu öğreten birisi olmaz mı deriz? Bu kadar şey yapmışsın kardeşim, bir tane de adam dik şuraya demez miyiz? Daha dünyevi ölçülerde biz bunu diyoruz, devlete diyoruz, herhangi bir organizatöre diyoruz veya herhangi bir işte kuruma,
kuruluşa diyoruz ya şu danışmaya bir adam koy da bize anlatsın burada nasıl işler yaptıracağız diyoruz. Girişte bize yol göstersin diyoruz vesaire. Ya her şeyi yaratan Cenab-ı Hak bu hikmetten uzak durur mu ya? Kainatı yaratsın da onu tarif edecek kimseye göndermesin olur mu ya? İşte Cenab-ı Hakk'ın varlığı iktiza ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer peygamberlerin varlığını. Hani üstad başka bir yerde nübüvvetle güneş ışığı ilişkisi kurar. Uluhiyet güneştir, nübüvvet de ışığıdır. Güneş ışıksız nasıl olmaz diyor. Uluhiyet de nübüvvetsiz olmaz. Bak güneş ışıksız nasıl olmaz? Tam cümle belki ileride rastlarız o cümleye. Belki bu sözde de geçiyordur. Güneş ışıksız nasıl olmazsa kendini gösterecek. Güneşse eğer ışığıyla güneş. Güneş ışıksız nasıl olmazsa uluhiyet de nübüvvetsiz olmaz. Kendini gösteriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ. Cenab-ı Hakk'ın kendisini gösterme şekli. Onunla kendisini tanıttırıyor, anlattırıyor, kendisine baktırıyor. Evet. Şöyle muhteşem bir sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Nutuklar yani konuşmalar. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Cenab-ı Hak bize de onlardan olmayı nasip eylesin. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. Hem öyle bir cevvad-ı melike, cevvad yani cömert diyebiliyorum. Evet çok cömert ve ikram sahibi demek, hükümdar. Çok cömert ve ikram sahibi hükümdar demekmiş cevvad-ı melik. Öyle bir cevvad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. Neden böyle yaptı? Sultanlığın şanı bunu iktiza eder. Senin bir ahalin var. Bu ahali de hoşuna gidecek şeyler yapıyor. Elbette hoşuna giden şeyler yapan bu ahaliyi mükafatlandırmak istersin. Yani ordu mesela savaşa gidiyor. Ordunun içinde bazı askerler var. Ayrıca kahramanlık yapıyorlar. Veya hepsi birden kahramanlıklar yapıyorlar. Ne yapıyor ordu? Onlara birer madalya bağlıyor. Veya mükafat, başka nişanlar veriyor, hediyeler veriyor. Veya devlet. Bir memuru bir şey başarıyor, ona ayrıca ödül veriyor. Veya işte geçenlerde bir Suriyeli, Allah ondan razı olsun, kuyumcu yanlışlıkla altın setlerini çöpe atmış. O da çöpleri karıştırırken bulmuş, geri götürmüş. Kuyumcu da ona mükafaten bir şey verdi. Yani bu dürüstlüğünün, bu yardımından dolayı. Çünkü o da ona bir yardım, o kadar altın az değerde değil. Hal böyle olunca, İnsan bile insana böyle yapıyorsa Cenab-ı Hakk'ın sultanlığından uzak değil ki elbette. Onun şanı daha çok iktiza eder ki çünkü onun sultanlığı daha da büyük bir sultanlık. Onun emrine itaat eden, ona kendisini sevdiren, edepli davranan, hoşuna gidecek işlerle meşgul olanlara daha ayrı yerler açsın. Sen gel bakalım sen şuraya geç. Daha uygun bir yer var sana bir kıyam olsun. Kıyak aşağı tebaşa Cenab-ı Hakk'ın kıyağı. Ama Cenab-ı Hak dilerse istediğini yapar yani. Onu kimse hiçbir iltifattan, hiçbir ikramdan uzak tutamaz. Ama kıyak kelimesini biz biraz arba olarak kullandığımızdan pek yakışmadı. Alır ve mükafatlandırır. Sultanlığın şanı odur zaten. Bir sultan var ki ona hizmet ediyorsunuz ama size hiç oralı olmuyor. Hiçbir iltifatta bulunmuyor. Hiçbir başkalık yaşatmıyor. Deriz ki ya bu nasıl adam o kadar iyiliğimiz dokundu, hiçbir şey yapmadı. Deriz insan olsa bile deriz. Kaldı ki Allah. Yani insanda biz bunu arıyoruz. Cenab-ı Hak elbette bizim bunu aradığımızı biliyor. Hikmeti gereği bunu içimize koymuş zaten bu arzuyu. O arzuyu da neyle mükafatlandırıyor? Cennet ve cehennemle burada ona işaret var. Daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş. Akılları bozulmuş. Bak kendini tanımadan bahsetmedi. Akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından... Nasıl akıllarını bozdular, nasıl kalpleri söndü? Kendilerini tanımadılar.
Ne oldu? Kaybolmak istediler diğerleri içinde, işte hayvanlar içinde, bitkiler içinde, varlık içinde kaybolmak istediler. Bu kalplerini söndürdü. O kabiliyetler, yetenekler, üstün sezgiler, şunlar bunlar, hakları olan şeyleri, mesaileri yapamadıkları için kayboldular. Kendisini hayvanla eşit gören bir insan, insanlığın iktiza ettiği neyi yapabilir? Hani onun yaptığı hayvanlık düzeyindedir. Körelmiştir o insanlığında. Kendini mesela işte tavuk kümesinde büyümüş bir kartal. Ne olabilir o? İyi bir horoz olur belki. Çünkü orası o kadarını izin verir ona. Eğer işte horozla beraber büyümüşse, horoz da varsa, o da erkek bir kartalsa belki horoza özenir ama horozun da tam şeyini beceremez. Ötmesi yok, şu yok, bu yok. Belki işte bir taklit horoz olabilir. Biraz da pençesi kalıbı olduğu için o işi yapar. Ama o kartallık o muydu? Kartallık ta göklerde uçmaktı. Onu yapamıyor. Gibi gibi kendisini tanımayan insan da o mizanı yitirdiği için, ayrılık mizanını, başkalık mizanını, özellik mizanını, ne oluyor? Hayvanlar içinde karışıyor, kayboluyor kendi kabiliyetlerini, seviyesini, zevklerini, estetik arayışını, nimet arayışını, iyilik anlayışını, hepsini orada köreltiyor. Kalpleri sönüyor, akılları bozuluyor. Çünkü sana işte diyorum ya, kartalın aklı. Kartalın aklı kartal olmak içindi aslında ama o horozluğa özendiği için aklı artık horoz taklidine çalışıyor. Doğru mu çalışıyor kartalın aklı o zaman? Doğru çalışmıyor. Ben horoz gibi yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım diye tamam belki bir şeyler geliştirebilir kafasında ama kartallığı unuttuktan sonra senin horozlukta alacağın mertebe midir asıl? Değildir ki. Eksikliktir aslında. Sen o eksikliği süslüyorsun. La teşbih ve la temsil. İşte bugünün bilim adamları ateist bilmem şu bu olduktan sonra ne bulurlarsa bulsunlar. Yahu sen bu dünya için çalışır hale geldin sadece. Bu dünya için çalışır olduktan sonra sen hikmetin gitti. Sen horoz olmaya çalışıyorsun şu an. Allah seni kartal yaratmıştı. Ama sen bir tek dünyaya gözünü diktin, horoz oldun. Ondan sonra istersen atomu böl. İstersen atomun alt maddelerini bul. Dünya, onların Allah için eğer onun rızası yoksa, eğer onun niyeti yoksa, eğer onun ihlası yoksa, eğer onun tefekkürü yoksa, tezekkürü yoksa, imanı yoksa, o zaman bir kıymeti yok Cenab-ı Hakk'ın katında onun. Cenab-ı Hak istediği zaman onları böler parçalar zaten, sana ihtiyacı yok ki. Kalpleri sönmüş olduklarından, geçtik vakti. Saraya gittikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar. Bak, lezzetli taamlardan başka bir şeye iltifat etmediler. Ne için? Nefis merkezli yaşadıkları için. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerin nikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihsar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani-i Zişan'ın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Diyelim burada duralım. Bu paragrafı incelikli konuşamayacağız çünkü vaktimiz kalmadı. Onu bir dahaki derse erteleyelim. Bir dahaki ders inşallah bir mani, bir engel olmazsa Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle temsilin konuşmasını bitirmiş olacağız. Ondan sonraki derste artık devamına geçeriz, hakikat bahsine geçeriz diye umuyorum. Yine beyan ediyorum, tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de inayetini, fazlını, keremini ondan diliyoruz. Şüphesiz o bunları bizim aklımıza, kalbimize, dilimize koymasa biz kendiliğimizden bunları beyan edemeyiz. Onun öğrettiğinden başka ilmimiz yok. Onun izin verdiğinden başka beyanımız da yok. Onun yaşattığından başka yaşayışımız da yok. Cenab-ı Hak üzerimizden nimetini esirgemesin inşallah. Bizi hep istikamet üzere bıraksın, yaşatsın ve öyle öldürsün, öyle diriltsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmelilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.